Merhaba, öyle bir rota var ki sizlere anlatacağımız her bir sahnesini fotoğraf gibi kaydetmek isteyeceksiniz. İtalya'nın güneybatısındayız. Amalfi sahili adıyla anılan ve pek çok kıyı kasabasının yan yana dizildiği bir bölgedeyiz. Burası öyle bir yer ki bir yandan tüm sokaklar turist dolu, diğer yandan yerel yaşam yıllardır hiç değişmeden aynı geleneksel yapıyla devam ediyor. Bu sahiller hakkında pek çok şiirler yazılmış, şarkılar söylenmiş, filmler çekilmiş. Tüm bunlarla dünyanın en özel coğrafyalarından biri haline gelmiş Amalfi sahili. Yavaş yaşanılan, iyi yenilen, tasasız ve huzurlu bir yer. Göz alabildiğine yamaçlar, eski, renkli evler ve masmavi bir denizle dolu manzaralara hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman dünyanın en güzel rotalarından biri kabul edilen Amalfi sahillerini gezmeye. Amalfi kıyıları limanların da etkisiyle yüzyıllardır önemli bir tarihi birikimi içinde barındırıyor. Pek çok mitolojik hikayeye konu olmuş, körfez boyunca sarp yamaçlara kurulmuş, küçük, renkli kasabalarıyla cennetten bir köşe. Amalfi sahilindeki en ünlü kasabalar Sorrento'dan başlayarak sırayla Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello ve Salerno. Muazzam manzaralar eşliğinde gezilecek yerler sunan sahil 69 kilometre uzunluğunda. Ama önce birkaç ipucu vermeliyiz geleceklere. Kasabalar küçük. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos gibi yoğun dönemlerden kaçının. Yaz boyunca Dünya Jet Sosyetesi'ni ağırlayan Amalfi sahili sonbaharda huzura kavuşuyor. Adeta yenileniyor. Kasabaların hemen hepsine otobüsle toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz. Ama araba kiralamak yine de avantajlı. Çünkü kasabalar arası yolculukta yol boyunca da muhteşem manzaralar var. Taksi pek kolay bulunmuyor ve oldukça pahalı bir seçenek. Amalfi sahiline en yakın havalimanı Napoli'de. Toplu taşıma site adında otobüslerle sağlanıyor. Fakat akşam saatlerinde seferler bitiyor. Amalfi sahilinde bazı kasabalar arasında tekne ve vapurla ulaşım da mümkün. Aslında söylesem mi pek bilemedim ama yine de paylaşayım. Yollar bol virajlı. Zorlu bir yolculuğa hazır olun. Arabayı kullanan pek manzaralara konsantre olamayacak yola bakmaktan. Ama diğerlerine hayatlarının en güzel armağanlarından birini verecek. Zamanınız varsa önerim Amalfi sahiline 5 gün ayırmanız. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Ha bu arada size bir sır vereyim. Kasabaların çoğunda turistlere yönelik şemsiye ve şezlonga para ödediğiniz plajlar var. Oysa biraz uzaklaşınca çok daha güzel bakir sahiller bulacaksınız. Üstelik ücretsiz. Gerçi Amalfi kıyılarını bir deniz tatili olarak görmemek lazım. Görülecek öyle çok yer var ki gezmekten ve seyretmekten denize girmek aklınıza bile gelmeyebilir. Amalfi kıyılarının en ünlüsü Positano, özel yapılmış bir film platosu dedirtecek türden bir yer. Kasaba, kıyılara dik sıralanan evleri, küçücük alanlarda mucizeler yaratılmış bahçeleri, görkemli tepeleriyle bir film setini andırıyor. Kendi filminizin kahramanı olmaya ne dersiniz? Kasabanın labirent gibi dar sokaklarını gezerken siz de benim gibi büyüleneceksiniz. John Steinbeck 1950'lerde bir makalesinde buralardan söz edince Positano Avrupa'nın yanı sıra Amerika'da da meşhur olmuş. Ne demiş biliyor musunuz ünlü yazar? Orada olduğunuzda bu büyülü yerin farkına varmak imkansız gibi. Ancak ayrıldığınızda sürekli aklınıza gelecek ve o zaman büyüsünü hissedeceksiniz. Ben de aynen katılıyorum kendisine. Mağribi tarzındaki mimarisiyle Ligalle adalarına bakan dik yamaçlar üzerindeki Positano ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Daracık sokaklardaki o minicik evlerin günümüzde çok pahalı butik oteller olma olasılığı yüksek.
Amalfi sahilinin bu en lüks kasabasında konaklamak için ciddi bir bütçe gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Şirinliğine aldanıp kalmaya karar verdiğiniz otelin konaklama ücretini sormayı unutmamanız için bu detayı paylaşmak istedim sizlerle. Positano gündüzleri çok kalabalık. Günübirlik ziyaretçiler gittiğinde ise geriye burasının keyfini çıkartan dünyanın pek çok yerinden gelen turistler kalıyor. Her yerinde ve günün her saatinde müthiş kareler yakalayacaksınız fotoğraf albümleriniz için. Özellikle de akşamüstleri. Bunun için mavi beyaz döşenmiş görkemli altın rengi duvarı ile Villa Franca en çok tercih edilen yerlerden. Pustano'nun nüfusu az olmasına rağmen burada çok sayıda lokanta ve pastane de var. Bu arada Amalfi sahilinin iç bölgelerinde turistik olmayan Sant'Agata köyünde İtalya'nın en iyi restoranlarından biri kabul edilen Don Alfonso 1890 bulunuyor. Burası midenizi ve gözünüzü ödüllendireceğiniz adres olarak öne çıkıyor. Pustano'da denize iniş yolu çok keyifli, sahilde çok canlı. Via dei Mulini sahile iniş yolu. Küçük butikler ve dükkanlar ile döne döne aşağı iniyor ve bir kumsalla sonlanıyor. Kasabada denize girmek için 3 plaj seçeneği var. Biri Pustano'nun merkezi, koyun ortasındaki ana sahilde bulunan biraz gürültülü de olsa Spiaggia Grande. Spiaggia del Fornillo çok daha sakin olan ikinci plaj. Tam tersi istikamette ise Arienzo plajı var. Seçimi ben size bırakıyorum. Pustano'nun üst kısmında Monte Pertuzzo ve Nocella adında iki köy bulunuyor. Her ikisinin de manzaraları gerçekten inanılmaz. Monte Pertuzzo'daki içinde koca bir boşluk olan tepeyi gezmek iyi bir macera olabilir. Bir önerim daha var. Eğer kendinize güveniyorsanız toplam 4,5 saatlik bir yürüyüş rotası bulunuyor burada. Adı Path of Gods, yani Tanrılar Yolu. Nocella'dan başlayıp Pustano'nun tepelerinden devam eden yol boyunca harika deniz manzaraları var. Capri Adası dahil tüm kıyıyı görebiliyorsunuz. Pustano'nun en ikonik noktası yeşil ve sarı seramikli kubbesiyle fotoğrafların vazgeçilmezi Santa Maria Assunta Kilisesi. 9. yüzyıl öncesinde bir dönem Bizans'ın koruması altına girmiş bu sahillerde İstanbul'la bağlantılı pek çok önemli dinsel obje var. O zamanki adıyla Konstantinopolis'ten geldiği söylenen kutsal objelerden biri Kara Madonna ya da Kara Meryem ikonası. Efsaneye göre korsanların İstanbul'dan kaçırdığı ikona bir mucize yaratarak Pustano'ya ismini vermiş. Bu bölgeye geldiklerinde birden denizde fırtına çıkmış ve denizciler taşıdıkları bu ikonayı denize atmışlar. Çünkü dalgalar posa posa, yani bırak bırak diye sesleniyormuş denizcilere. İkonanın sahile vurduğu yerde de bu kiliseyi yapmışlar. İnanır mısınız bilmem ama efsane bu şekilde. Amalfi sahiline geldiğinizde devasa limonlar göreceksiniz. Bu limonlardan her şey üretiyorlar. Mumdan tutun parfüme kadar, kolonyadan tutun da sabuna kadar. Bunlardan muhakkak almanızı tavsiye ederim. Ama böyle sıcak bir havada bence yapılacak en iyi şey bu limonlardan yapılan limonatanın tadına bakmak.
Amalfi sahilindeki en önemli sanat dallarından bir tanesi seramikçilik. Ve burada çok sayıda seramik dükkanı görebiliyorsunuz. Şu anda Positano'nun ara sokaklarına gizlenmiş bir seramik dükkanındayım. Dışarıda muhteşem bir deniz manzarası var. Bu dükkanın ilginç bir özelliği bulunuyor. Aile 3 kuşaktır bu işi yapıyor. Fakat seri üretim yerine özel üretimleri tercih ediyorlar. Mesela şurada gördüğünüz masanın fiyatı, merak edenler için söyleyeyim, 2750 euro. Sandalyelerinde her biri 600 euro. Dolayısıyla mutfağınız için düşünürseniz yaklaşık 6500 euroyu cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Bu seramikleri çok farklı yerlerde görmek mümkün. Bazen binaların dış cephelerinin seramikle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Bazen bir sokak levhası, bazen de bir kapı numarası olarak bu seramikler karşınıza çıkabiliyor. Positano'da güzel bir sürprizle karşılaştık. Lirtan bir senedir burada yaşıyor. Nasıl başladı Positano maceranız? Positano hikayem Liquid Art System'la başladı. Yaklaşık bir sene önce galerinin sahibi Franco Senesi ile tanıştık. Türkiye'de temsil edilmek istediğini söyledi. Ben de sanat tarihçiyim. Uzun senelerdir sanatın içindeyim, sanat piyasasında. Partnership gibi bir şey yaptık. Şimdi Positano, Capri ve İstanbul arasında gidip geliyorum. 40'a yakın sanatçıyla çalışıyorsunuz. Bunlardan 15 tanesi de sadece size eser üretiyor. Peki Türk sanatçılar var mı portföyünüzde? Geçtiğimiz sene çalışmaya başladığımız Ahmet Güneştekin var. Mehmet Özenbaş isimli başka bir sanatçımız var. Bir de yeni temsil etmeye başladığımız, şu anda İstanbul'daki galerimizde gösterdiğimiz Recep Batuk var. Positano'da çok sayıda güzel sanat galerisi var. Bunun sebebi gelen turistlerin yüksek profilli olması mı? Evet tabii. Yani dünyanın en zengin, en tanınmış insanları geliyor. Yaz tatillerini geçiriyorlar. Bir kere gelen mutlaka tekrar geliyor. Gelenler arasında çok ünlü isimler var. Hollywood starları, bunlardan örneğin Anne Hathaway, bizim koleksiyonerimiz. Şu Spartalı'dan bildiğimiz Gerard Butler var. Çeşitli kraliyet ailelerinden kişiler var. Ürdün kraliçesi Rania, yine koleksiyonerimiz. Katarlı Altani ailesi. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Şu anda bu eşsiz sahillere adını veren Amalfi'deyiz. Mitolojiye göre Amalfi'nin adı Herkül'ün aşık olduğu bir süper isimden geliyor. Amalfi genç yaşta ölüp aşkları kısa sürünce Herkül onu dünyanın en güzel yerine gömeceğine söz vermiş ve onun şerefine bu Amalfi'yi inşa etmiş. Tarihçilere göre ise Amalfi milattan sonra 447 yılında kurulmuş. Siz hangisine inanmak istersiniz bilemem. Ama bence mitolojik hikaye buraya çok yakışıyor. Amalfi, Positano'ya göre daha insaflı, yokuşu az bir yer. Kasabadaki pek çok tünel size gezilecek değişik mekanlar sunuyor. Sahilde lezzetli deniz ürünleri tadabileceğiniz yerler var. Ama kasabanın içindeki mekanlar daha uygun fiyatlı. Çok yokuşta olmaması sebebiyle aileler yaz tatili için daha çok Amalfi'yi tercih ediyor. Fotoğraf severlere bir sır vereyim. Güzel kareler yakalamak istiyor musunuz? O halde sahilden liman tarafındaki merdivenleri çıkıp yamaca paralel olarak evlerin yanından yürüyün. Burada şiirsel fotoğraflar için pek çok güzel nokta bulacaksınız. Maestra, Dei Villaggi sokağı nefis bir manzaraya sahip. Kayaların üzerine birbirinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen evlerin arasında dolaşın. Bu bölgede çok güzel yürüyüş rotaları var. Kendinizi bu yollardan birine bırakabilirsiniz. Ya da 13. yüzyılda San Pietro della Canonica Manastırı olarak yapılan, şimdi bir otel olan
Convento di Amalfi'de muhteşem manzara eşliğinde soluklanıp bir kahve molası verebilirsiniz. Limanın yanındaki sahilden denize de girebilirsiniz. Ama ben daha sakin bir sahil istiyorum derseniz Amalfi'ye yürüyüş mesafesinde olan bir diğer küçük sahil kasabasını Atrani'yi tercih edebilirsiniz. Dünyada benzeri olmadığı söylenen bir tüneli kullanacaksınız oraya yürümek için. Deneyin bakalım, siz de benzeri yok diyecek misiniz? Şehrin denizci kimliğini yansıtan ve her 4 yılda bir gerçekleştirilen Tarihi Denizcilik Festivali, birçok ülkeden ziyaretçilerin katıldığı ve kürek yarışlarının yapıldığı büyük bir etkinlik. Bize kısmet olmadı ama kim bilir, belki de size denk gelir. Hadi gelin ben Amalfi'yi anlatırken bir yandan da sokaklarda dolaşalım. Meydanı gün boyunca Amalfi'nin kalbinin attığı yer. Şirin kafeleri ve hediyelik eşya satan dükkanları ile merkez olarak kabul edilen Duomo'da meydana adını veren gösterişli katedral bulunuyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin ve İstanbul'un azizi kabul edilen Andreas X şeklinde bir çarmıha gerilmiş. İstanbul'dan kaçırılan Aziz Andreas'ın relikleri, yani kemiklerinin bir kısmı Amalfi Katedrali'ndeki Mahzen Mezar'da muhafaza ediliyor. Katedralin içi de dışı kadar güzel. Dışı mozaiklerle kaplı olan etkileyici yapı 1066'da inşa edilmiş. 12. yüzyılda günümüzdeki haline gelmiş. İçinde kullanılan romanesk kolonlar ve fresklerin yanı sıra iç dekorasyonda Arap akımının izleri var. Katedralin bronz kapıları da İstanbul'dan gelmiş. İçindeki bronz Aziz Andreas heykelini 1604'te Michelangelo'nun öğrencisi Floransalı Michelangelo Nacchierino yapmış. Katedralin yanındaki Cennet Manastırı ise 1266'da inşa edilmiş. Ortaçağ mimarisinin bölgedeki en güzel örneklerinden biri kabul ediliyor. Arap stili mimarisinde ama gotik kemerleri ve beyaz sütunları ile çok hoş harmanlanmış. Burası da görmeden geçmeyin dediğim yerlerden biri. Eğer arabanız yoksa şu anda bulunduğumuz Ravello'ya Amalfi Meydanı'ndan kalkan araçlarla 20-30 dakikada varabilirsiniz. Bir tepenin üzerinde yer alan Ravello, İtalya'nın en hoş kasabalarından biri sayılıyor. Üzüm bağları ve limon bahçeleriyle dolu. Amalfi sahilindeki diğer kasabalara kıyasla daha az turistik. Kafasını dinlemek isteyenler için bence ideal. Ravello, Amalfi sahilinin muhteşem deniz manzaralarının ev sahibi. Bu manzaraların en iyi olduğu iki ipucu vereceğim size. Bunlardan biri olan Villa Cimbrone'nin bahçeleri ziyarete açık. İçinde otel de var. 11. yüzyıldan kalma yapı uzun süre unutulduktan sonra 20. yüzyılda Lord Ernest William Beckett tarafından satın alınmış ve yeniden dekore edilmiş. Burası pek çok ünlünün de konakladığı, insanı adeta şair yapan bir yer. Ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf da villanın müdavimlerindenmiş. Üç erkek ve üç kadının çocukluktan yaşlıklarına dek hayatını anlattığı ünlü Dalgalar kitabının adı muhtemelen buradan geliyor. Size Villa Cimbrone'nin nefes kesen sonsuzluk terasından sesleniyorum. Burası belki de dünyada görebileceğiniz
en güzel manzaralardan birini sunuyor sizlere. Ravello'nun merkezindeki Duomo Meydanı'ndan biraz aşağıda Villa Ruffolo var. Tarihi 13. yüzyıla dayanıyor. Ruffolo ailesi yaşamak için kendilerine inşa ettirmiş. Yapıldığı ilk dönemde Villa Ruffolo için içinde yılın günlerinden daha fazla oda olan yer diye bahsedilirmiş. Ancak Orta Çağ'da aile ekonomik darboğaz yaşayınca villa satılmış. 19. yüzyılda İskoç bir iş adamı yeni sahibi olmuş ve bina aslına uygun restore edilmiş. Girişindeki D'Ingresso Kalesi koruma amaçlı değil, sadece binaya güzellik katsın diye inşa edilmiş. Eğer yürüyüş yolunu takip ederseniz Sicilya ve Arap etkilerinin olduğu bir manastıra rastlarsınız. Bahçede 30 metre yüksekliğinde Maggiore Kulesi var ve Villa Ruffolo'nun en eski bölümlerinden biri. Kule uzun süre çeşitli nedenlerle kapalıymış. 2017 Nisan'ında kapılarını açmış. Yetkililerin dediğine göre ayrıcalıklı rotalar olarak bu kuleyi ilk kez kameraya almak da bizim şansımız oldu. Kuleye yüzü aşkın basamağa çıkarak ulaşıyorsunuz. 3 kata ayrılan kulede müze ve sergi bölümlerinin yanı sıra eşsiz bir manzaranın da tadını çıkartabilirsiniz. Maggiore Kulesi'ne yakın Sala dei Cavalieri adındaki yuvarlak bir yazlık yapı aslında kuleye birleşikken yüzyıllar geçtikçe çökmüş. Restorasyonda şimdiki bağımsız halini almış. Bahçedeki muhteşem manzaralı Belvedere günümüzde Ravello Festivali için kullanılıyor. Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam diyen Alman bestekar Richard Wagner 1880'lerdeki ziyareti sırasında ünlü Parsifal operası için buradan bol bol ilham almış. Operanın konusu İspanya'nın Pirene dağlarında geçiyor olsa da o dağların bu dağlar olduğu düşünülüyor. Parsifal'deki Gral Kralı Amfortas'ın babasının kutsal kase ve mızrağı koruması için inşa ettirdiği Monsalvat Şatosu da muhtemelen Villa Ruffolo. Kapatın gözlerinizi, soluyun engin denizin yüce dağların nefesini, kulaklarınızda çınlatın Napoliten bir şarkıda Pavarotti ya da Domingo'nun sesini. O sole mio. Bir güneş daha var, benim güneşim, senin silüetin. Bugün dünyanın nadir güzelliklerinden birini, Amalfi sahilini sizlere göstermeye çalıştık. Mükemmel yerleri gezdik, birlikte keyiflendik. Küçük şeyler mükemmelliği yaratır demiş İtalyan heykeltıraş Michelangelo. Ben de diyorum ki kendinize her gün küçük şeyler hediye edin. Yaşamınıza hediyeniz olsun. Yaşamın size hediye ettiği küçük şeyler. Yeni küçük şeylerin mükemmel anlar yarattığı bir hafta olsun diyerek yeni bir ayrıcalıklı rotada buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.